Merhaba sevgili Gazette TV izleyenleri. Bir oyun kurucu programına daha hepiniz hoş geldiniz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, seni sormalı. Çok şükür ben deyim abi. Lig bayağı bir uzun maratonda gidiyor. Dolu dolu gidiyor bir de. Maçlar, hakemler vesaireler falan konuşuyoruz sürekli. Demirspor'la başlayayım istiyorum. Demirspor 3-2 yenildi kendi sahasında Sivasspor'a. Ama üzücü bir yenilgi oldu. Yani resmen Demirspor'un aklı yendi. Ne düşünüyorsun abi? Valla bu serüven nereden başladı diyelim, biraz geriden başlayalım diyelim. En son içeride oynadığımız kendi Beşiktaş maçıyla başladı. Beşiktaş maçıyla resmen bir kıyım oldu. Orada baya bir hakem faciası yaşandı. Hakem Alişan Saran'ın yönettiği maçtan sonra. Ondan sonra başkanımızın tepkisi, diyalogları, konuşmaları falan derken baya bir bu zamana kadar geldi. Bir 4 bench Demirspor'un 4-5 maçtan belli performansı, oyun anlayışı veya ne bileyim oyun tarzında biraz değişiklikler oldu. Bu hakem değişikliklere MYK'dan sonra bir takım yeni hakemlere görevden aldılar. Böyle bir sistem değişikliğinden sonra baya bir futbolda bir düşüş yaşandı. Artık yeni hakemlerin önemli maçlara verilmesi, yeni tecrübeli hakemlerin, eski tecrübeli hakemlerin de saf dışı bırakılması futbolda bir devrim niteliğinde oldu. Bu da herhalde bize mi denk geldi artık bilmiyoruz. Beşiktaş maçından sonra bayağı bir Demirspor takımımız düşüşe geçti. Canımız sağ olsun diyelim. Yani bayağı bir yukarılardaydık. Bayağı bir üçüncü potaya kadar gelmiştik. Üçüncü sıraya kadar gelmiştik ama bu aralar artık yedinciliğe kadar düştük. Ama Şanssızlık mı diyelim, oyun anlayışı mı diyelim veya başkan Murat Sancak'ın statta olmayışı, takımın yanında olmayışı, onu mu bir etken gösterelim? Bunların hepsi böyle birleştirerek bayağı bir puan kaybı yaşadık. Sivasspor maçına da gelirse güzel oynadık, güzel başladık. Abi ondan önce çok özür diliyorum. Teknik direktör Vincenzo Montella şey dedi. Bizi dedi, hani başkanın konuşmasından, Murat Sancak'ın bir önceki konuşmasından dolayı cezalandırıyorlar dedi. Sen ne düşünüyorsun Vallahi bu Murat Sancak'ın konuşmasında niye takımı cezalandırıyorlar, niye ondan sonra başkanı cezalandırıyor onu anlamış değilim. Başkan doğruları söylüyor. abi? Dobra dobra konuşuyor. Pozitif bir insan. Hem taraftarlar hem seyirciler statta onu görmeye alışıklar yani. Bu başkanı neden cezalandırıyorlar, bu kadar şey yapıyorlar, yerden yere vuruyorlar onu anlamış değilim. Sevilen bir insan. Nereye gitse hoşgörülüğünü, mütevazılığını gösteren bir başkan. Deplasmanlar da olsun sevilen bir başkan olmuş. Yani bu federasyon niye bu kadar başkanın üstüne gidiyor onu anlamış değilim. Yani Murat Sancak diğer başkanlara nazaran daha iyi bir örnek teşkil ediyor. Baya bir deplasman maçlarına gittiği zaman deplasman taraftarların içine de kadar gidiyor. Onları fotoğraflarını çekiyor, çekimlerini yapıyor. Ondan sonra ne bileyim yani baya bir stadın çevresinde taraftarlarla buluşuyor Aktif bir yani. insan. Aktif bir Yani insan yani dediğim gibi. statta da aktif bir insan. Hem özel yaşantısında hem iş hayatında hem de kulübe dair aktif bir insan. Abi ben şöyle Anadolu kulüplerinin genel olarak bir hakemler tarafından doğrandığını düşünüyorum. Yani şimdi Trabzonspor'u da katarsak dört büyüklere nazaran daha çok doğranıyorlar. Şimdi yarın bir gün sen daha ligin bitmesine 8-9 hafta var. 8-9 hafta var değil mi? Yani düz hesap diyelim 10 hafta örnek veriyorum. 10 hafta kala bu da minimum bir takımlar için 20 puanlık bir şey. Bir maraton yapıyor. 20 puan alabilecek takımı sen eze eze doğruya doğruya adama resmen küme düştüreceksin örnek veriyorum. Yani yarın bir gün küme düşme potasındaki takımlar da isyan edince ne olacak? Şimdi şöyle diyelim yani birazcık Anadolu takımlarının 3 büyüklere nazaran biraz daha sesleri çıkmayabildiği için yani bu takımları doğramak çok kolay oluyor. Bayağı bir gazetelerde veya ulusal medyada sesler o kadar fazla çıkmaya veya o kadar gürültü, o kadar sosyal medyada etki yaratmadığı için bu takımları doğramak çok kolay oluyor. Ama 3 büyüklere geldiğimiz zaman, 3 büyüklerin birazcık canı yandığı zaman sosyal medyası olsun, taraftarları olsun, seyircisi olsun, başkanı olsun, yönetimi olsun, bunlar bir anda ayağa kalkıyor. Ve hele hele bile o takımı desteyen muhabirler olsun, bayağı bir sıkıntı oluşturuluyor. Hele ise yorumculardan bayağı bir infilak yaratacak yorumlar gelmeye başlıyor. Bu da nazaran, üç büyüklere yönelere nazaran Anadolu kulüplerinin
bir nevi dolandığında ne diyelim yani garibin biraz daha sesleri az çıkıyor. Az çıktığı için de puanları siliniyor, puanları gidiyor. Bu bir nevi de etkiliyor, küme düşmeye kadar etkiliyor, Avrupa kupalarına kadar etkiliyor. Tabii. Bakın Beşiktaş maçından sonra bir nevi yani kıyım kıyım bir hale geldi Demirspor. Belki Beşiktaş yani maçında bir galibiyet gelseydi belki ikinciliğe kadar, Şampiyonlar Ligi'ne kadar gidebilirdik. Hadi şampiyonluk gelmeyecekti ama belki Şampiyonlar Ligi'ne girebilme şansımız da olabilirdi. Evet. Yani Konyaspor'u yakalayabilirdik. Şimdi yani. Bir de Rusya-Ukrayna savaşı var. Rus takımlarının alınmama olayı var. İkinci sıradaki takım da gidebilecek. Belki direkt gidebilir. Değil mi? Direkt gidebilir ikinci sıradaki takımda. Böyle olursa örnek veriyorum Demirspor ikinci bitirdiği anda Avrupa yolu da açılmış oluyor. Aynen dediğin gibi yani belki Avrupa yolumuzu da kapattılar yani. Evet. Yani tamam ligden yeni geldik, bir alt ligden yeni geldik. Hı. Üst sıralarda tırmanıyoruz. İyi futbol oynuyoruz. İyi kaliteli oyuncularımız var. Hı. Bayağı bir ses getirecek dünya yıldızlarımız var. Sevilen bir başkanımız var. Evet. Bu neden olmasın? Yeni stadımızı yaptık. Yeni stadımıza geçtik. 33 bin kişilik. Hı hı. Her hafta 20 bin kişi oynuyoruz ortalama. Mesela bu hafta Sivasspor maçında yaklaşık 19 bin seyirci gelmişti. Hı hı. Herhalde bu hafta 3. sıradayız. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon maçı ve Adana Demirspor Sivas'tan sonra 3. seyirci olarak bayağı bir seyircilerimiz stada geldi. Böyle bir seyirciye, böyle bir atmosfere, böyle bir oyuncuya, oyuncu kapasitesine birleştirilmiş bir kulübü böyle lime lime edilmek hiç doğru değil yani. Daha Demirspor'u tanımıyorlar. Daha doğrusu Demirspor'u diğer Anadolu kulüpleri yani sahipsiz olan Anadolu kulüpleri gibi görüyorlar herhalde. Onunla yakında taraftar böyle giderse gösterir yani. Çünkü Demirspor herkesin öyle YouTube'da kolay sindirebileceği bir takım değil. Yani taraftarından başkanına, futbolcusuna, kulübüne, camiye, genel olarak camiye bu yapıda zaten. Büyük bir camiye. Ya daha onu bilmiyorlar. Ya işte şehrimiz büyük, taraftarımız büyük, halkımız büyük. Bir de Süper Lig'e hasret kalmıştık 27 evet. sene. Bütün bunlar birleşince bir nevi böyle bir patlama oluyor. Tabii bu patlamanın verdiği etkiyle işte başarı gelmek istiyor. Başkanımız da futbolu sevdiği için, taraftarı sevdiği için, stadı sevdiği için, takımını sevdiği için böyle böyle süper yıldızlar getirmek istiyor. Evet. Bir nevi bunun önünü kapatırsan bu böyle böyle gider. Yani üç büyüklerden lig dönmez yani. Habire İstanbul takımları, İstanbul takımları diye. Yani Anadolu takımlarının önünü açarsan ligin kalitesi de artar. Biz her zaman bunu konuşuyoruz. Evet. Yani senin o 5 majörlükle arandaki makas neden bu kadar açılıyor? O adamların liginin kaliteli olmasından kaynaklanıyor bu. Sen kaliteyi arttırmazsan, örnek veriyorum yani Fenerbahçe'ye karşı Demirspor'u doğrarsan, işte atıyorum Trabzon'a karşı bilmem kimi doğrarsan, Yeni Malatya'yı doğrarsan vesaire vesaire bu böyle uzar gider. Ligin kalitesi de artmaz. Tabii. Futbolcu da getiremezsin. Bak ne güzel işte bu lig bu sezon Balotelli'yi gördü. Belki yarın bir gün daha büyük bir dünya yıldızını görecek. Ya ligin ne kadar kaliteli olursa o kadar yatırımcılar da belki gelebilir. Belki takımlarını satın alabilir. Belki daha üst sıralarda oynayabilir. Bir Manchester United gibi, bir Chelsea gibi, bir Manchester City gibi, bir Paris Saint-Germain gibi. Belki üst düzey yatırımcılar gelir, takımları satın alırlar. Belki daha üst liglerde oynarız, daha kaliteli takımlarda oynarız. Neden böyle olmuyoruz? Ama bizim ligimizin kaliteli olması lazım. Kaliteli oyuncularımızın olması lazım ki ne? Zengin iş adamlarının, yatırımcıların gelip kulüplerimizi satın alsa belki farklı boyutlarda da olabilirdik yani. Tabii ama ben ligin potansiyeli, ama bu Rusya, taraftar potansiyeli çok yüksek. Ama ben bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusların, oligarşların bu Türkiye'den yani %100 bir takımı satın alacağını düşünüyorum. Niye dersiniz? Çünkü bu savaş bayağı bir dengeleri değiştirdi. Bir etken olacak bence. Daha çok Türkiye'ye ağırlık vereceğini düşünüyorum. Bu zengin yatırımcıların, oligarkların bence muhtemelen yani büyük bir takımlarımızı da satın alabilecek bir duruma geleceğini de düşünüyorum yani. Vallahi ben sana katılmıyorum. Birincisi kur farkı çok yüksek. Orada mesela aldığı bir İngiliz kulübünde veya atıyorum bir Alman kulübünde adam 4 liraya 4 lira veriyor. Burada örnek veriyorum euro üzerinden değerlendirirsek şu an herhalde an itibariyle 16 lira falan. Yani 1'e 16 lira ödemiş oluyor. Vallahi onlar... O yüzden çok çok girebileceklerini düşünmüyorum. Bir ikincisi bizim büyük takımların sıkıntısı da var. Dernek kulüpleri olduğu için hissedarları da çok. Tek tek hepsini toplaması gerekiyor. Vallahi alabilmek için. O kadar zor değil yani onları birleştirmek ve onlara yapmak. Bir araya toplamak onları zor değil. Eğer böyle büyük bir yatırımcı gelirse
Yani neden olmasın diyelim Anadolu kulüplerinden veya işte İstanbul takımlarında. Bir de dediğin gibi hani o 4 orada 4 lira 4 euro burada bizde 4 10 16 euro sıkıntısı onlarda olmaz. Niye olmaz? Çünkü adamlar aşmışlar, bayağı bir paraları var. Onların öyle ufak tefek hesaplar yapacağını zannetmiyorum yani. Ufak tefek hesaplar yaparlar abi, çünkü ufak tefek hesaplar toplandığı zaman çok büyük meblağlar ediyor. Vallahi şimdi adamlar adam orada bir futbolcu 60 milyon euroyu çok rahat verebiliyor. Ama sen o 60 milyon euroyu TL'ye çevirdiğin zaman çok büyük para. Tabii tabii, o çok büyük para da adamlar aşmışlar, çünkü adamlar sadece futbol ve zevk, tutku istiyorlar. Yani bayağı bir, çünkü mal varlıkları, servetler oldukları için. O zaman bizim lige kolay kolay yaklaşmazlar. Ya diyorum ya, işte bizim sıkıntı oldu. Sadece süper çünkü. Sıkıntı oldu artık. Her taraftan darbe yiyince Rus yatırımcılar, işte İngiltere'den, İspanya'dan, İtalya'dan, Almanya'dan. Vay. Bence bizim ülkemize de gelme şansları da doğmuş olabilir diye düşünüyorum. İnşallah gelirler. Çünkü İnşallah. Bir takımımızı alsalar, bir takımımız böyle daha kaliteli futbolcular gelse, Şampiyonlar Ligi'nde oynansa. Bu rekabeti de artırır. Tabii rekabeti de artırır. Diğer takımlar da artık ona göre liglerimiz aynı seviyeye gelmiş olur yani. Ama önce bence daha öncesinde bizim Türk takımlarının o borç batağından bir kurtulması gerekiyor. Yani artık bunu devlet veya işte federasyon, atıyorum kim ilgileniyorsa bununla, buna artık bir ket vurması gerekiyor. Yani kimsenin babasının malı değil o kulüp. Evet. Gelip tonlarca borca sokup hesap vermeden çekip gidiyorsun. Evet, aynı. Senden sonra gelen adam o borçla boğuşuyor. Bu sefer çok özür diliyorum. Bu sefer kulüpten, o borç batağında kulüpten başarı bekliyoruz. Aynen. O başkan geldiği zaman ne kadar borç yaptıysa onun altına imza atıp bu borç benimdir diye bir şeyler imzalaması lazım. Çünkü gelip harcıyor, başarı istiyor. Harcıyor, ondan sonra başarısız oluyor, çekiyor gidiyor. O borç bir sonraki başkana kalıyor. Bir sonraki başkana kalıyor derken dağ gibi büyüyor. Bankalarda, faizlerde, ondan sonra diğer şeylerde derken takım sıkıntıya sokuyor. Bundan sonra da bunun ceremesini taraftarlar, seyirciler. Abire bu sefer de ürün satalım, reklam alalım filan. Bu sefer de seyircilere yüklenmeye, taraftarlara yüklenmeye başlıyorlar. Aynen, bir nevi sıkıntıya sokuyor takımlarımızı. Onun için o başkanın ne kadar borç yaptığı zaman onun altına imza atıp bu borç benimdir diye yükümlülük alması lazım. Abi yani çok basit bir örnek de, şuradan 5-10 sene öncesine kadar hani Galatasaray kulübü PSV Eindhoven'a, Hollanda takımına 5 tane atıp geçiyordu. Ben evet, hatırlıyorum. Evet. Sen de hatırlarsın. 5 tane atıp geçiyordu mesela. 3-5 tane atıp geçiyordu. Ama şimdi aynı kulüpten 5 tane yiyor. 5 tane. Yani bu da ligin kalitesinin ne kadar düştüğünü gösteriyor. Evet. Bak şu anda herhalde tahminim Hollanda takımı, PSV'den bahsettin. Hollanda takımlarına bakıyorum. 5 tane takımla Avrupa Ligi'nde yer alıyorlar. Yani Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde. 5'i de daha elenmemiş. Evet, hala devam ediyor. 5'i de daha devam ediyor. Dün herhalde bir Ajax elendi. 4 takımı kaldı. Bizim 5 takımdan 4'ü elendi. Bir tanemiz var. Bir Galatasaray'ımız var. Evet. Yani bu da ligin nereden bakarsan kalitesini gösteriyor. Demek ki iyi bir araştırma yapmışlar. İyi bir scout ekipleri var. İyi bir planlama yapmışlar. Ki adamlar da sistem oynuyor. Sistem oynuyor yani, dediğin yani, gibi. Ben işte yani o 5 ligi saymıyorum. Portekiz ligini sayıyorum. Rusya, Hollanda, diğer takımları da sayıyorum. Onlar da artık diğer 5 büyük lige yaklaşmış durumdalar. Tabii. Ya yani biz neden o grubun içinde yer almıyoruz diye düşünmemiz lazım. Hadi 5 lige yaklaşamayız. İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa'ya yaklaşamayız. Evet. Hadi ama diğer İspanya, Hollanda, Portekiz, aynen öyle. Rusya gibi takımlara yaklaşmamız lazım. Puan farkı bayağı bir açıldı artık ülke puanları FIFA sıralamasında. Evet. Onu en kısa zamanda o grubun içine de girmemiz lazım yani diye düşünüyorum. Bizim Türk takımları mesela çok basit bir örnekte Benfica ile Porto ile kafa kafaya götürüyordu. Evet. Ama Ajax'la. Baktığın zaman aynen öyle, Ajax'la şimdi aynı takımlar 5-10 senedir mesela bize genelde Portekiz takımları çıkıyor ya. Genelde Benfica çıkıyor. Benfica'nın şu anda eleyemeyeceği hiçbir Türk takımı yok. Evet. Çok rahatlıkla eler yani. Aynen. Ama adamlarda sistem var abi. Kaçtan başlıyor adamlarda altyapı olayı? 7 yaştan başlıyor, örnek veriyorum. 7 yaştan A takıma kadar bütün futbolcular aynı yemeği yiyor. Aynı sistem içindeler. Aynı sistemde oynuyorlar. Yani 4-4-2 oynuyorsa A takım, 7 yaşındaki çocukların oynadığı takım da 4-4-2 sisteminde oynuyor. Ki B takımdan A takıma geçerken futbolcu hiçbir şekilde sıkıntı çekmiyor. Çünkü bildiği bir sistem. Evet. Onu oynuyor.
Sen burada altyapıda 3-5-2 oynatıyorsun, örnek veriyorum. Şeye çıkıyor. Profesyonel lige çıkıyor. 4-2-3-1 oynuyor mesela. Evet. Çocuk bir kendine gelip afallama yaşıyor. Aynen evet. Öyle. Şimdi çok basit bir örnekle Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu. Bunlar çok yetenekli, çok iyi çocuklar. Evet. Gelecekleri çok parlak. Ama bu çocuklar aynı şekilde Avrupa'da olsa, atıyorum, örnek veriyorum, PSG'nin veya hani bir tık daha düşük bir kulüp. Portekiz olsun. Aynen, Benfica'ydı, Porto'ydu, Borussia Dortmund gibi takımlarda 2-11 oynuyorlardı. Evet, çok çok rahat oynarlardı. Aynen. Yani bu gençlere biraz daha önem verirsek ligimizin kalitesi artar. Hem çok fazla yabancı gelmez. Bu çok fazla yabancıyla çok fazla paramız dışarıya gitmez. Hı. Sen altyapıya bir önem verdiğin zaman, altyapıyı sağlam tuttuğun zaman takımlarımız inan ki var ya başarılı olacağını düşünüyorum. Zaten diğer bu Portekiz, Hollanda olsun, Almanya olsun, altyapıya önem veren ülkeler. Evet. Bunlar da önem verdikleri için de ligleri yavaş yavaş böyle kaliteli olmaya başlıyor. Yani ben mesela bilmem Bayern Münih'in çok her sene böyle bir Manchester City, Liverpool kadar para harcadığını. Sen öyle bir şey hatırlıyor musun? Yok abi? Yani. Aldığı futbolcuların yarısını alt takımdan çıkarıyor zaten. B takımından çıkarıyor adamı. Veya diğer takımların altyapılarından almaya çalışıyor. Aynen öyle. Yani. Daha ucuz almaya çalışıyor. Daha ucuz çalışıyor. Kendi vatandaşını alıyor. Şimdi Bayern Münih bölüm sonu canavarı gibi her takım için. Evet, yani yıllardan böyle bir hegemonyası var yani. Evet. Kaliteyi götürüyor yani. Aynen öyle. Real Madrid'si de gelse karşısına, Paris Saint-Germain'i de gelse, Barcelona'sı da gelse 3'ten aşağı atmıyor yani adamı. Evet. Bakın mesela Demirspor'da Yunus Akgün. Evet. Evet. Böyle futbolculara ne kadar önem verirsen o kadar ligin kalitesi artar, o kadar seyir seyir yükselen de vatandaşımızı böyle bir nevi yükseltmiş oluruz. Niye? Hı. Kendi vatandaşımız Demirspor'da nasıl oynamaya başladı? Evet. Kendini görmeye başladı. Hı. Belki Galatasaray'da forma şansı bulamıyordu o yabancı kadronun evet. içinde. Ama kiralık olarak 2 seneden belli, 3 seneden belli Demirspor'da olduğundan belli. Ki Demirspor'un Süper Lig'e çıkmasında da çok büyük çok emeği büyük. Var. Yani kendini gösterdi futbolcu. Aynen öyle. Bir nevi belki Avrupa yolu, belki Galatasaray'da daha çok forma giyebilir diye düşünüyorum. Belki kiralanmadığı sürece. Hı-hı. Ama işte Kerem gibi, Arda Güler gibi, Güven gibi Beşiktaş'ta veya işte Trabzon'da Abdülkadir Ömür gibi böyle futbolcuların önünü ne kadar açarsak o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Aynen öyle. Demirspor Sivas Spor maçına gelelim. Bayağı bir şaşalı futbol oynadık. 2-0 geriye düştük. Yani bir anda yani tek kale oynadığımız maçta bir anda tak diye 30. dakikalarda gol yedik Sivas'tan. Böyle yani neye uğradığını şaşırdık. Tokat gibi oldu. Yani tekrar gol atmak için saldırıyorsun. Beraberliği yakalamak istiyorsun. 2-0 oldu maç. Evet. Yani neye uğradığımızı şaşırdık. Biraz ilk kere afallandık, toparlanmaya çalıştık. Tabii ataklarımız var. İyi futbol oynuyoruz ama sonuca gelemiyoruz. Evet. Final yapamıyoruz. Kaleciyi geçemiyorduk. Neyse ikinci yer... Yani adamın kalitesi var. Üçü de attı yani. 2-0'dan 2-2'yi yakaladı. Ya işte ikinci yarının yani. Başında... Her zaman söylüyorum. Demirspor çok güçlü bir kadroya sahip. İkinci yarının başında ardı ardına koller gelince, takım 2-2'yi yakalayınca bir özgüven geldi. Evet. Neden galibiyet olmasın dedi. 2-0'dan geldik, yerden geldik. Ya muhteşem oyununu 3-2 ile süslendirdi ama vara takıldık. Artık Dıdırsın'ın yerde bir faul buldular. Tayyip'in yaptığı, Talha'nın yaptığı bir faul, onu var iptal etti. Mecburen hakem, orta hakem iptal etti. Arkasından da o moral motivasyonla tekrar bir gol bulabilir miyiz diye dedik ama bu sefer de Sivasspor tekrar 3-2 öne geçti. Hı-hı. Yani talihsiz bir 3 puanı evimizde bıraktık. Hı-hı. Hiç beklemiyorduk böyle bir şeyi, skoru. Bayağı bir sıkıntılı oldu bu 5 haftadan belli. Hı-hı. Bayağı bir düşüşe geçti Demirspor. İnşallah bu hafta içeride tekrar içeride oynuyoruz. Evet. Başakşehir'le cumartesi günü. Başakşehir'le inşallah zor maç, çok zor maç. O maçla bu 5 haftanın telafisini ederiz yani. Çünkü 5 haftada bir Gaziantepspor'u yendik deplasmanda. Evet. Başka da bir galibiyetimiz yok. Şimdi abi Sivas Spor maçının geneline bakacak olursak, maç genelinde Sivas Spor da çok iyi top oynadı, Demir Spor da çok iyi top oynadı. Yani hakem etkisi olmasa, skor olarak hakem etkisi olmasa, maç hakem damga vurmasaydı, 3-2 yeniseydik insanın zoruna bu kadar gitmezdi. Hı-hı. Nereden buldun? Resmen skoru hakem belirledi. Nereden bulduğunuzda VAR'ın bulduğu ta orta sahadan bir faili geldi, faili gösterdi, golü yedi. Ne evet. alaka şimdi ta oradan oraya geldim faul yapmış diye. Evet. Pozisyonun başlangıcıydı diye geldi faili buldu VAR hakem. Geldi faul dedi, 3. golümüzü iptal etti. Yani keşke her maçta böyle olsa. Tabii. Hakkımız yenmese. Yani her maçta böyle olsa yani atıyorum orta sahada pozisyonun başlangıcı orta sahadaysa veya karşı takımın defansındaysa 3. bölgesindeyse, 2. bölgesindeyse her maçta bu şekilde olursa
Yani dense ki burada sen faul yapmışsın, bu golün iptal. Ama her maç. Evet. Yani herkese. Ayrım kayrım olmadan. O zaman amenna, baş üstüne. Ama sen maç seçiyorsun. Sen bunu örnek veriyorum 3 büyüklere yapamıyorsun. Mümkün değil. Zor. Aynen. Bize ne yapıyorsun? Ya biz... Ya bu kadar futbolcunun, bu kadar bu kadar büyük bir camianın emeğine yazık, günah değil mi? Tamam, lige yeni gelmiş olabiliriz, renk katmış olabiliriz, kaliteli futbolcularımız var ama bu kadar da bir anda 5 haftada böyle kıyılmaz ki. Yani çok büyük puanlar kaybetti. Yani bu büyük puanların telafisi biraz yapmak çok zor olur. Niye? Yukarıyı kaybettik yani. Evet. Avrupa kupalarına gitme şansımızı biraz sonra soktuk. İnşallah böyle maçlara bir daha yaşamayız. Evet. Çünkü bu 3 puana bayağı bir ihtiyacımız vardı Sivas Spor karşısında. Şans olmadı. Üzüldük yani, bayağı bir üzüldük. Stada gelen o kadar 20 bine yakın taraftar da üzüldü. O soğuk havada. Gerçekten soğuk bir hava vardı Adana'da. Evet. Mart ayının cemrelere düşmesinden dolayı yine de soğuk hava vardı. İnanılmaz bir atmosfer vardı. 3 puan alamadığımız için yani hakeme takıldık diyebiliriz yani. Yoksa futbolcularımızda, oyun anlayışımızda veya teknik direktörümüzün değişiklikleri de herhangi bir problem yoktu. Yerinde değişiklikler de yaptı. Ama olmadı. Hakeme takıldık gerçekten. Şanssızlık da biraz bizi istemedi yani. Toplarımıza direkten döndü. Yazık oldu yani 3 puanımıza. Aynen öyle. Şimdi Başakşehir maçına da dönecek olursak abi, Başakşehir zor. Çok zor. Yani Sivasspor'dan daha zorlu geçecek. Allah takımın yardımcısı olsun. Emre Belözoğlu ile iyi bir ivme kazandı Başakşehir. Bayağı bir yukarılardı ama bu hafta bir şanssız, aynı bizim gibi Demirspor gibi bir şanssızlık. Antalyaspor karşısında mağlup oldu. Onlarda da birazcık bir moral bozukluğu var. Onlar da belki bir hırs yapmıştır Demirspor onlar maçına. Onlar da ikinciliği kovalıyorlar. Tabii. Onlar da bir hırs yapmışlardır. Demirspor maçına bileniyorlardır. Kaybettikleri 3 puanın şanssızlığından dolayı. Onlar da bizim için bilenmişlerdir. Şimdi Demirspor'u yenelim de üst sıralara tekrar tırmanalım diye bir hevese girmişlerdir. Onun için çetin geçeceği bir maç olacağını düşünüyorum yani. Aynen. Peki abi, Adana Spor'a geçelim. Adana Spor'u da konuşalım. Ondan sonra programı bitirelim diyorum. Adana Spor'da Eyüp Spor'la oynayacak. Evet. Adana Spor bu hafta liglerin tatil olması... Şaka maka, biz eleştirirken uzun zamandır seyretmiyorum maçı. Yalan da söylemeyeyim. Adana Spor'un maçlarını takip edemiyorum ama playoff potasında. Vallahi eleştiriyoruz mu? Eskiden düşme, sessiz gidiyor düşme korkusu yaşıyor diye düşünüyorduk. Düşme korkusunu birazcık orta seviyelere geldi. Hadi birazcık ilk 6 içine girme şansını yakaladı diyebilirdik. O seviyeye kadar geldi. Ama bu son haftalardaki bu puan düşüklüğü nedeniyle, puan kayıpları nedeniyle ilk 6 şansını birazcık zora soktu ama şöyle bir 2-3 galibiyet seri alabilirse ilk 6'ya girebilir diye düşünüyorum. Bu hafta maç yapmadılar. Bir haftadan belli futbol oynamadılar. Pazartesi günü Eyüp Spor'la oynuyor. İstanbul ekibiyle oynuyor. Zorlu bir ekip. Onlar da ilk 6 veya ilk 2 içinde girmeye çalışacaklar. Tabii ilk 2 içinde şu anda Ankara Gücü ve Ümraniyespor üstün gözüküyorlar ama diğer ilk 6 şansları da olabilir Adana Spor gibi. Vallahi zor bir maça olacak. Evet. İnşallah kazanırız. Ama ilk 6'yı da bilmiyorum. Zorlayacak Adana bir kapasitede var mı diye Adana Spor'da yoktu. Bundan sonraki fikstürü nasıl abi? Yani ben çok bakamadım ama sen baktıysan fikstürü o kadar zor değil. Fikstürü o kadar zor değil. Yani bir bay geçeceğimiz hafta var. Yani fikstürü o kadar zor değil. Onun için denk takımlarla yine oynayacağız ama küme düşme aşağısı da biraz yangın yeri gibi. Evet. Onun için yukarısı da biraz yangın yeri gibi. Orta sıralardaki takımlar da farklı farklı günlerde oynayacak. Onun için zannetmiyorum herhalde ilk 6'ya gireceğini ama 2-3 seri bir galibiyet alırsa 3 hafta belki ilk 6'ya girme şansı olacağını düşünüyorum. Abi biz bu kadar eleştirirken aslında takım 8.liğe kadar yükseldi. Baktığın zaman biz her zaman söylüyorduk zaten şöyle bir 3-5 maçlık bir seri Adana Spor'un işini çok rahat görür diye. Evet. Adana Spor da sessiz sessiz geliyor. Evet. Yani 1-0, 2-0, belki 2-1 falan maçlar o şekilde bitiyor ama çok bir şey yok. Hani çok göze görünür, göz doldurur bir futbolla oynamıyor işte Adana en Spor son, ama en azından skoru alıyor yani. En son herhalde hatırladığım kadarıyla Manisa maçıydı. Manisa maçını yendi rahatlıkla. Bayağı bir zorlanmadan geçti. En azından Manisa üstüne çıktı. Manisa'yla hemen hemen puan
puan yarışındalardı. Manisa'da bir oynadığı bir futbolda bir ne bileyim bir sağlıklı bir oyun göremedim yani. Her an maçı Manisa'da alabilirdi. Ama çok şükür 3 puan aldı. Biraz en azından alttan kurtuldu. Evet. Üst turalarda içinde bir 6 içinde en azından yarışacağını gösterdi. Teknik direktörümüz iyi. Sait Karafırtınalar iyi. Bu ligin hatta bir üstünde teknik direktör. Kalitesi olarak veya işte oyun anlayışı olarak bu ligin üstünde bir oyunu oynatıyor Sait Hoca. Ama işte Adana Spor'un oyuncularında yeteri kadar kalite ve oyun anlayışında bir sıkıntı olabilir. Çünkü yeterli kaliteli kumaş zor Adana Spor'da bulmak. Çünkü üst sıralardaki takımlardaki oyuncuların kalitesi daha belli. Adana Spor bir nevi birazcık onlara nazaran biraz daha düşük. Onun için hocamız bu seviyeye kadar getirdi takımı. Yani belki hoca olmasa belki alt sıralarda boğuşur olabilirdik ama hocamızın sayesinde bu seviyedeyiz yani. Peki abi önümüzdeki sezon, bu sezon Adana Spor çıkamadı. Yine birincilikte kaldı. Önümüzdeki sezon da sence devam edilmeli mi Sait Hoca? Tabii. Sait Hoca çok iyi bir hoca. Bence bırakılmaması ama lazım. Ama iyi bir takviye yapılması lazım. Aynen, iyi bir takviye yapılması lazım. Kaliteli kumaşların gelmesi lazım. Biraz daha şöyle bir şey duydum. 5-6 aydan beri herhalde futbolcuların paraları alınmıyor. Futbolcular onun için birazcık bıraktı mı diyelim, artık oynamıyor mu diyelim, maaşlarını alamadığı için motivasyon mu olamıyordu diyelim. Bayağı bir 5-6 aydan beri paralarını almayan futbolcular varmış. Onun için bayağı bir takım düşüşte yani, onun için diyorum. Yoksa bu düşüş olmasaydı belki playoff'a çok rahatlıkla girebilirdik yani. Onun için takıma birazcık motivasyon, birazcık enerji lazım yani. Birazcık hırs lazım. Onun için bu maaşların, paraların ödenmesi lazım. İnşallah da bulurlar abi. Evet inşallah. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Valla takımlarımıza başarılar dilerim. Kötü gidiyorlar bu hafta. İnşallah üst sıralarda yani tırmanışa tekrar geçerler diye düşünüyorum. Demirspor'a Başakşehir maçında, Adanaspor'a da Eyüpspor karşısında başarılar diliyorum. İnşallah ikisi de kazanır abi. Yüzümüzü güldürürler. Peki sayın seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kolay gelsin.